Onur Yıldız. Bu futbolcunun hani gazeteci kaynağını açıklamaz ama tabii ki ben isim vermeden kaynağını söyleyeyim. Fenerbahçe'nin scout ekibinde olan bir kişi değil bu. Gerçi bu futbolcu hani önermek için öyle pek bir scout ekibinde de olmaya gerek yok. Ama bu kişi Fenerbahçe'nin eski futbolcularından diyeyim, yönetimle şu anda da arası çok iyi olan bir isim diyeyim. Ve Fransa'da Rennes takımında oynuyor. 6 ayda sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ben Arfa, 30 yaşındaki bu futbolcu, bahsettiğim futbolcu Ben Arfa. Eğer bonservis sorunu çözüldüğü takdirde Fenerbahçe bu futbolcuyu kadrosuna hemen katabilir. Ekranda evet, Ben Arfa'nın kariyerinin en müthiş gollerinden biri şu anda ekranlara geliyor. Newcastle United forması giyerken değil mi Emre? Evet, Newcastle'da 2010 ile 2014 arası oynamıştı. Sonra tekrardan Fransa'ya dönmüştü. Çok yetenekli bir Paris dönemi de var. Paris Saint Germain dönemi. Orada fena oynamadı ama bir sene futboldan uzak kaldı. Bir de Nice, Balotelli ile müthiş bir ikili olmuşlardı. Evet. O performansı bildiğim çok iyi. Bildiğim kadarıyla bir senedir Rennes'de. Rennes'de de bir senelik sözleşme yaptı. 6 ayı kaldı. Çok yetenekli, çok özel bir oyuncu ama sorumlu bir oyuncu. Yani Balotelli'den aslında biraz daha sorumlu bir oyuncu. Daha iyi açıklayacaktır ama bildiğim kadarıyla da şu anda Fenerbahçe'nin bu futbolcuyla bir mukavele imzalamasında sakınca yok. Yok, yani sezon sonunda biteceği için önümüzdeki sene mukavele imzalamasında. Olursa da her sene transfer listesinde olan bir futbolcu. Müthiş bir yetenek. Her çok özel bir yetenek. Fransızlar için de çok özel bir yetenek. Ama işte o sorunlarını çözemediği için milli takımda da yeteri kadar süre alamadı. Yoksa milli takım düzeyinde çok star bir oyuncu. Futbol kariyeri biraz Samir Nasri'ye benziyor. Yanlış tercihler yaptı. Yetenekleri aynı. Özel hayatındaki problemler nedeniyle o patlamayı, tam bir patlamayı yapamadı. Yoksa çok büyük takımların transfer listesine girdi. Yetenekli. Fenerbahçe eğer Ben Arfa'yı alırsa evet güç katar, ancak şu anki durumda biraz daha problem yaratabilecek bir futbolcu olarak görünüyor. Niye? Kesin ne verip veremeyeceği belli değil. Tabii. Evet, gelir Ben Arfa 17 haftada Fenerbahçe'nin istediği düzeyde oynar henüz diyemiyoruz. Çünkü kafalarda soru işareti bulundurabilen bir oyuncu. Ama yıldız, transfer başarısı olarak görülebilir. En önemlisi Fenerbahçe tribünleri, evet Ersun Yanal geldikten sonra bir barışıklık oldu ama Ben Arfa'da tribünlerle Fenerbahçe takımı arasındaki o küskünlüğü gidermek için çok önemli bir yıldız. Ali Koç, Sayın Ali Başkan, yıldız transferi yaptık diyebileceği bir futbolcu. Kesinlikle. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe tribünleriyle takım arasında şu anda bir küskünlük yok. Fenerbahçe taraftarı alınan sonuçlardan dolayı tabii ki memnun değil ama bir küskünlük yok. Zaten 35.801 seyirciye oynadı Fenerbahçe ortalama. Hani şu andaki yönetim olsun, futbolcu olsun, Fenerbahçe taraftarı 17. olmasına rağmen destek veriyor. Bir küskünlük yok. Ersun Yanal'dan sahaya gittiğinde ben şu anlamda söyledim. Ersun Yanal'dan önce bir küskünlük vardı. Ersun Yanal'dan sonra, Ersun Hoca geldikten sonra Ali Başkan Ersun Yanal hamlesiyle o küskünlüğü giderdi. Bunu pekiştirecek bir hamle Ben Arfa. Ve ama skor da sağlayacak bir isim. Tabii ki. Eğer futbolu verirse kendini. Gol atar, yanındakini oynatır. Şu anda benim aklıma şu soru geliyor. Yıllardır Alex gittikten sonra hep bir Alex aradı Fenerbahçe. Galatasaray'da bir Hacı aradı. İşte bir ara Snyder geldi Allah'tan. Yeni Alex olur mu? O etkiyi yaratır mı sizce? Alex'in dikilecek disiplini yok. Asla. Evet. Onu, Alex de pardon lafını kesiyorum ama klasik bir sözdür. Hiçbir zaman için bir Alex değil sözü Fenerbahçe için geçerlidir. Doğru. Yani uzun bir yıl belki de kim gelirse gelsin bir Alex olmayacaktır Fenerbahçe'de. Ben yorum da yaptım. Heykeli dikilecek disiplini yok. Peki Buğra asla dedi. Sen ne düşünüyorsun? Ya Alex'e bir Alex olur mu? Çünkü biz Hacı'dan daha tecrübeliyiz Fenerbahçe Alex konusunda. Yani Snyder geldi diyorsun. Snyder bile ya Hacı. Değil bir mi? Daha Fenerbahçe tarihi boyunca bir Alex bulamayacak. Biz nasıl bir ama Hacı Snyder bulamayacağız? Ama Snyder kötü hizmet etmedi. Etmedi ama bir Hacı. Ama bir Hacı değil. Değil. Bir yani Ben Arfa'da bir şey. Ki Lincoln geldi, Misimovic geldi, Felipe geldi. Hep bir 10 numara. Yeni 10 numarasını buldu. Yeni Hacı'sini buldu diye lanse edildi bunlar. Aradan bir 15 sene geçti. Ama şu anki yoruyorum. Şu anki kadro içerisinde tartışılabilecek bir oyuncu da değil Ben Arfa. Yani Ben Arfa Fenerbahçe'ye gelmesin diyecek ben bir Fenerbahçe taraftarı yok. Çünkü yerinde oynayan oyuncular belli. Benzia 10 numarada zaman zaman oynuyor. Benzia'nın ne verdiği önemli. Ben Arfa'yı her türlü kabul eder. Onlar da bir tek Beşiktaş yeni Sergen'i buldu Talişka'yla. Talişka.
Evet doğru. Soruyu şöyle de alabilirim Onur. Hani bir Alex mi sorusuna Fenerbahçe'de camiada Fenerbahçe her zaman için bir kahraman ihtiyacı vardır. Bizim zamanımızda bir Cemil Turan vardı. İşte Schumacher geldi. Gerçi kaleciler kahraman olmaz. Ondan sonra bir Rıdvan geldi ve ondan sonra Alex geldi. Fenerbahçe her zaman için o Alex'ten sonra o kahramanlığı arıyor şu anda. Volkan evet. Demirel evet uzun bir kahraman. Bir çok iyi kaptanlık yaptı. Ama bir kaleciden o kahramanın gelmesi çok zor. Ve Fenerbahçe o kahramanını halen aramakta. Bakın nereye kadar gidecek. En yaklaşan kayıt oldu herhalde. Sezgin bir kahraman değildi o da. İyi oyuncu. Karakter olarak. Karakter mücadele, hırs olarak. En yaklaşan kayıt hani bir oldu bir Rıdvan, bir Alex, bir Cemil Turan. Tabii ki değil. Yani bunlardır değil. Fenerbahçe'nin kahramanları. Bu arada bu sezon daha. Öyle sakatlı olan bir oyuncu değil yani. Ligde değil. 11 maçı 11 var. Toplamda da 17 küsür maçı var yani. 5 golü var. Avrupa Ligi'nde de oynamış hemen. Oynamış. Yani çok etkili bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe bu seneden çok gelecek sezonu planlaması. Evet, onu yapıyoruz. Bir netleştirelim. Yani Sezgin Gelmez diyor ki sevgili seyirciler. İddiadan öte. Ben Arfa'nın sözleşmesi devam ediyor. Şu anda yani Ocak transfer döneminde gelmeyebilir. Sezon sonu için Ben Arfa ile bonservissiz anlaşmak üzere Fenerbahçe yönetimi harekete geçti diyor. Herhalde şu hamlede böyle de bir şey düşünüyor olabilir Sayın Ali Koç, Ali Başkan. Ben bu sezon içerisinde devre arasına kadar, sezon sonuna kadar istediğim yerde bitireceğim. Ama gelecek yıla şampiyonluk tabii. kadrosu kuruyorum Ersun dediğim bir hamle. Hani Ersun Yanal, düzeltiyorum. Ünal Başkan zamanında çilek demişti transfer için. Fenerbahçe'nin de gelecek yılki çileği zaten Ben Arfa olabilir. Tek çilek yetmez biraz. Fazla yapılması lazım Fener'de. Tabak olması lazım. Evet bu arada bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'la ilgili bir transfer açıklayacaktı Sercan. Ama öncesinde Beşiktaş yöneticisi Sayın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu şu anda telefon hattımızda.